Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar. Pazartesi başlayan diyetlerin, büyük kararların alındığı o muhteşem tatil gününden hepinize merhaba. Bugünkü konumuz beslenme ve spor. Lipödem hastalığında nasıl bir beslenme stratejisi takip edeceğiz? Nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor? Bugüne kadar birçok videoda detaylı olarak anlattık. Peki ben bunu spora nasıl kombinleyebilirim? Spor hayatıma ne zaman girmeli? Hangi tür sporlar bizim hastalığımıza uygun? Bu ve bunun gibi konularda çok detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Yol haritası çizebilmeniz açısından. Bugüne kadar doğru bilinen birçok yanlışla yaklaşık 1,5 senedir yüzleşiyorum. Bu kafa karışıklıklarından dolayı sürecim birçok kez sekteye uğradı. Tamamen yanlış bilgiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm için bu videoyu sizler için çekmeyi uygun gördüm. Niye bugün? Çünkü 1,5 senenin sonunda artık doğru yol haritasını bulduğuma inandığım için. Peki, nasıl başlıyoruz? Lipödem beslenmesi nedir? Öncelikle ondan başlayalım. Biz neden lipödem beslenmesi yapıyoruz her şeyden önce? Niye lipödem beslenmesi diyorum da ketojenik beslenme demiyorum bu beslenmenin adına. Çünkü lipödem beslenmesinin dinamiği, mekanizması ketojenik beslenmeden birazcık daha farklı. Farklılaştığı ve temelde farklılaştığı noktalar var. Biz ketojenik beslenmeyi iyileşmek için takip ediyoruz ya da lipödem beslenmeyen ketojenik beslenmenin prensibini iyileşmek için takip ediyoruz. Çünkü ketojenik beslenme iyileştiriyor. Aralıklı oruçla kombinlendiği takdirde özellikle işte vücuttaki enflamasyonu, insülin direncini, metabolik sendrom hastalıklarını yani lipödeme eşlik eden birçok yancı otoimmün sistem hastalığını iyileştirdiği için ve biz bu sürecin adına yani ketojenik beslenme prensibini takip ettiğimiz sürecin adına da iyileşme süreci adını koyuyoruz. Yani artık kan değerlerimiz düzgün çıkmaya başlıyor, enflamasyonumuz düşüyor, metabolik sendrom hastalıklarından kurtuluyoruz. Tiroid hastası olan arkadaşlar ilaçlarını azaltıyorlar ya da bırakıyorlar. PCOS'u olan arkadaşların bu ve bunun gibi birçok örnek. Peki. Şimdi ben lipödem beslenmesine geçtim. Ketojenik beslenme prensibindeyim. Yani düşük karbonhidratlı bir beslenme düzeni oluşturdum kendime. Karbonhidratlarımı sadece sebzelerden ve hani bitkisel kaynaklı düşük glisemik indeksli şeylerden alıyorum. Ceviz gibi falan. Ve işte yüksek yağ alıyorum, orta seviyede protein tüketmeye başladım. Ve ne zaman hayatıma spor girebilir? İşte bu sorunun cevabı arkadaşlar ketojenik beslenmeye başlandığında yani bu sağlıklı bir birey de olabilir. Sadece amacı kilo vermeyi hedeflemiş sağlıklı bir birey de olabilir. Bu herhangi bir metabolik sendrom hastalığına şifa bulmak isteyen bir birey de olabilir. Uzmanların tavsiyesi en az 4 hafta herhangi bir spor yapılmaması. Bakın bu kilodan bağımsız. Yani bizim lipödemli hastaların işte vücut kitle endeksinin yüksek olması, bacaklarının kalın olması, eklemlerinin kenarında yağ paketlerinin oluyor olması. Bunların hepsi bir kenara yani gayet sağlıklı bir birey. Hiçbir rahatsızlığı yok. Sadece ketojenik beslenme prensibini uygulayarak kilo vermek istiyor. Onlara bile 4 hafta süre veriyorlar. Peki ben ne tavsiye ediyorum? Ben de en az 3 hafta demiştim hep bugüne kadar sizlere. Dedim ben 3 hafta hiçbir şey yapmayın. Vücut bir alışsın. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu da her zaman söyledim. Vücut kitle indeksiniz çok yüksekse yani 35'in üstündeyse ya da bütün kilonuz bacaklarınıza toplandıysa, ayak bileklerinizde ve dizlerinizde yağ paketleri varsa, bu mobilitenizi ve hareket özgürlüğünüzü engelliyorsa, bu insanlara ben en az 3 ay 6 aya kadar da olabilir. Hiçbir sporu tavsiye etmiyorum. Eğer yapabiliyorlarsa, o da güçlerinin yetebildiği kadar. Hafif yürüyüşler olabilir, evde lesli olabilir. Ama bu insanlara imkanları varsa trampolini kesinlikle tavsiye ederim. Ama o da 3 ya da 6 ay sonra olabilir. Evinize küçük bir trampolin alıp bu herkes için geçerli. Onlar ya da şey değil, bütün lipödemli kadınlara ben her gün en az 10 ila 15 dakika size kalmış. Açın YouTube'dan. Benim videolarımla da yapabilirsiniz. Başka yerlerden eğlenceli videolar da bulabilirsiniz. Onlarla her gün 10 ila 15 dakika evinde trampolin olan arkadaşlar mutlaka trampolin antrenmanı yapın. Lenfatik sistemi hızlandırıyor. Dolaşımı düzenliyor. O yüzden çok faydalı. Peki konumuza geri dönelim. Şimdi ben işte ketojenik beslenme prensibinde lipödem beslenmesine başladım.
Ondan sonra bir süre sonra ketosise giriyorsunuz falan filan. Bakın biz bu konulara mesela lipödan beslenmesine hiç girmedik. Yani şey ketosis durumları, ketosiste miyim, değil miyim falan diye. Biz hep direkt hani keto adaptasyon olaylarına baktık. Sağlıklı ve doğru besinleri tüketiyor musun? Günlük vücudunun ihtiyacı olan vitamin, mineral, mikro, makro işte onları alıyor musun? Biz bunları hep inceledik. Biz bunlarla şey yaptık. Çünkü bizim hedefimiz iyileşme. İyileşmenin yanında da işte hediye olarak bacaklarımızın incelmesi, kilo vermemiz vesaire. Şimdi şöyle bir durum var. Biz ketojenik beslenirken çok düşük karbonhidratlı beslendiğimiz için yani 20 gramlık karbonhidrat aldığımız için beyin faaliyetlerimizin yerine gelebilmesi açısından yani onların normal bir şekilde işleyebilmesi açısından beynin karbonhidrata ihtiyacı var bazı bölgelerinin. Bu karbonhidratı da karaciğer işte bu vücuttaki ketonlardan üretebiliyor. Buna glikojeniz deniyor. Yani beynin ihtiyacı olan karbonhidratı yağlardan üretip beynin gönderiyor. Ama bakın isminden de anladığınız gibi bu tamamen karaciğeri yoran ve hırpalayabilecek yani metabolik bir süreç. Ve bu karaciğerinde buna adaptasyonu için yani hiçbir şekilde kaçamak yapmamış olmanız lazım. Yani ketojenik beslenmeyi böyle çılgınlarca uygulayıp mikroları makroları sayıp her şeyi dosdoğru yaptıktan sonra 4 ay, 2 ila 4 ay keto adaptasyon süreciymiş. Yani ne demek oluyor? İşte başladık düşük karbonhidrat ama sayıyoruz böyle tartıyoruz biçiyoruz falan ince kesiyoruz her şey çok doğru her şey çok mükemmel yani vücut hep ketosiste vücut hep keton üretiyor bu durumda 4 ay sürüyormuş arkadaşlar vücudun işte o karbonhidratı üretiyor olabilmesi ve ne kadar üretiyor olabilmesi tabi bu da çok önemli yeteri kadar mı ya da şey mi bunları neden anlattığımı videonun ilerleyen zamanlarında anlayacaksınız. Şimdi tamam ben lipidem beslenmesine başladım. Her şey yoluna gitti Fundacığım. Ben spora başlamak istiyorum. Ne yapabilirim? Öncelikle strateji belirlemek çok önemli. Amacımız ne? Amacımız her zaman öncelikle kardiyovasküler sistemi harekete geçirmek, kan dolaşımını sağlamak, lenfatik dolaşımı sağlamak. Çünkü birçoğumuza venöz yetmezlik hastalığı olduğu için. Ve yağ yakımı. Yağ kaybı. Yakmaya yakıyoruz. Kaybetmeye kaybedebiliyor muyuz? Önemli olan bu. O yüzden eğer ketojenik beslenme yapıyorsanız, yani çok düşük karbonhidratlı besleniyorsanız, düşük nabız ve dayanıklılık gerektiren her türlü spor yapabilirsiniz. Çok rahatlıkla da yapabilirsiniz. Tabii ki bu sizin tamamen vücudunuzun kondisyonuna kalmıştır ama yani işte yürüyüştür, eliptiktir, yüzmedir, pilatestir, yogadır. Nabzı yükseltmeyen bütün antrenmanları yapabilirsiniz. Benim her zaman sizlere öncelikli tavsiyem işte spora başladığınız zaman önce yürüyüşle başlayın. Her zaman işe yarar. Yani yürüyüş ve trampolin. İşte evinizde varsa trampolin yoksa dışarıya çıkın yürüyün. Yarım saat, 45 dakika, 1 saat ne kadar yürüyebiliyorsanız yürüyün. Evde açın, yavaş yavaş işte karın bölgesini harekete geçiren ev antrenmanları yapın. Kendi vücut ağırlığınızla. Bunları çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Etrafınızda varsa İşte bu yürüyüşü pilatesle, yogayla, zumbayla destekleyebilirsiniz. Yani sporu biraz daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Arkadaşlar, bu şöyle bir şey olarak, başlık olarak bunu buraya koyuyorum. Ketojenik beslenme prensibinde lipödan beslenmesi yaparsanız, yani düşük karbonhidratlı beslenirken, yürüyüş, eliptik, yüzme, bisiklet, pilates, yoga bu tür sporları çok rahat yapabilirsiniz. Ama bunlar neye yarar? İşte bunlar yağ yakımına yarar. Bunlar biraz işte vücudun kas iskelet sistemini hafif böyle güçlendirmeye. Bakın, vücut geliştirme başka bir şeydir. Güçlenme başka bir şeydir. Bunu da çok detaylı olarak anlatacağım arasındaki farkı. Şimdi bizim öncelikle amacımız işte iyileşmeye başladık. Aradan 3 ay geçti. Artık değerlerimiz güzel. Beslenmeye alıştık. Her şey güzel gidiyor. Ufak tefek kaçamaklar şeyler oluyor. Ama tabii çılgınlar gibi böyle keto falan yapmıyoruz yani değil mi? Ondan sonra neyse işte o noktaya geldik. Hayatımıza spor girecek artık. İşte hayatımızda her gün yürüyüş yaparım. Her gün. Yarım saat olsun 40. Yürüyüş her gün olur. Haftada mesela bir gün yoga yapabilirsiniz. Yoga gerçekten çok faydalı. Yani ben yogayı sevdiğim kadar mesela pilatesi sevmiyorum. Çünkü yoga benim ruhuma da iyi geliyor. Yani eklemlerime de iyi geliyor. Kasların daha uzamasını sağlıyor. Daha rahat nefes almanı sağlıyor. Daha güzel uykuya girmeni sağlıyor. Yani bir meditasyon gibi geliyor bana. Vücudunla yapabildiğin bir meditasyon gibi geliyor yoga. O noktada ben yogayı çok seviyorum. Yoganın ama çok çeşitleri var yani.
Hangi yoganın size uygun olduğunu, mesela bazıları yavaş seviyor, bazıları hızlı seviyor, bazıları güçlü seviyor. Ben mesela biraz daha böyle sakin sevenler dedim yani. O yüzden onu yogayı yap. Yani her şey var internette. YouTube'da her şey var. Bulun birine, yapışın ona. Nestehan Yoga var mesela. O da ücretsiz olarak yoga şeyleri veriyor. Neyse, tamam, bunu geçtik. Şimdi ben mesela kendimden bir örnek vereceğim. Benim yapmış olduğum en büyük stratejik hata neydi? Ben işte başladım. 6 ay hiç yürüyüş yapmadım. Ondan sonra düzenli yürüyüşüm en güzel zamanımdı yani. Her gün en az 10 bin adım. Her gün 1 saat böyle terleyesi vıcık 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 su atasıya kadar. Gerek trampolinde gerekse dışarıya çıktım. Gerekse eliptik yaptım. Yani bu böyle kardiyo ile geçen zamanım en verimli zamanımdı diyebilirim arkadaşlar. Gerçi en güzel zamanımdı diyebilirim. Şu anki benim bilgilerim olsaydı bu süreci biraz daha uzatırdım. Çünkü ben 80 kiloyla bendeki en büyük stratejik hata. Bakın ben bugüne kadar birçok sporları da denemiş bir insan olarak özellikle. Tamam dedim, şimdi ben artık daha yağ yakmak istiyorum. Kas yapmak istiyorum. Ağırlık antrenmanlarına başlıyorum. Yanlış bir stratejiydi. O gün bana hocam deseydi ki Funda 80 kilosun. Git yağ kütleni biraz daha azalt da gel. Sen git biraz daha hafif sporlar yap. Yani pilates de güçlendir. İşte aletleri yap ama düşük ağırlık, yüksek tekrar yap. Hani bakın şöyle oluyor. Şimdi prensip şu. Eğer düşük ağırlık ve yüksek tekrar çalıştırırsanız kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Ama gelişmiyor kaslar. Ama güçlü kaslara sahip oluyorsunuz. Bu da tam bir geçiş süreci. Yani sen şimdi başladın. Yaptın işte bu yüz zumbaları pilatesle artık birazcık daha kas konusuna girmek istiyorsun. Hani böyle daha bir fit. Artık yağlar gitti. Yağlar gidince hani deri sarkmasın. Bu derinin içi biraz dolsun. Kasların biraz güçlensin. Üzerindeki yağ kütlesi de iyice artık azaldı. Biraz görünür hale gelsin. Dediğiniz noktada yumuşak geçiş yapın. Evet, salon sporu yapın. Yine bu şekilde ketojenik beslenmeyle devam edebilirsiniz. Buna enerjiniz yeter. Düşük ağırlıkta yüksek tekrarla. Hangi bölgeler? Üst bölgeler, büyük kaslar. Yani spor salonuna gittiğiniz zaman ben büyük kaslarla çalışmak istiyorum deyin. Bu süre zarfında squat, lunges, işte deadlift gibi bacak alt bacak antrenmanları yapabilirsiniz. Evde ve kendi ağırlığınızla. Yani bir su şişesiyle de olabilir bu. Açın internetten alt bacakta büyük kaslar mesela. Bunları evde yapabilirsiniz. Elinize bir su şişesi alıp önce biraz hafif hafif dirençlenme, hafif hafif güçlenme, kuvvet kazanma. Hani kuvvet kazanma yapacağız. Kaslar gelişmeyecek. Kaslarımız hani daha şey büyümeyecek ama güçlenmeye başlayacak. Kaslara hasar vermeden onların yavaş yavaş direncini arttıracağız. Ondan sonra gün gelecek diyeceksin ki tamam artık benim bu yağ yakımı olayım bitti. Ben bacaklarımdaki yağ oranından da memnunum. Ama artık bunun birazcık daha fit görünmesini istiyorum. Çünkü ağırlık antrenmanlarının çok fazla faydası var. Kolajen sentezi üzerinde. Yani mesela dikkat edin, vücut geliştirmecilerin vücutları her zaman böyle daha böyle bir pürüzsüz, daha böyle bir fittir yani. Daha böyle bir tatlı görünür. İşte onun sebebi de yapılan ağırlık antrenmanlarının kolajen sentezini arttırmasından kaynaklanıyordur. Ondan sonra patlayıcı güç. Yüksek nabız gerektiren ağırlık antrenmanlarına başlamayı düşünüyorsunuz artık. Yani tamamen şu an benim yaptığım olaya başlamayı düşünüyorsunuz. Arkadaşlar bu ketojenik beslenmeyle mümkün değil. Bunu açın YouTube'dan ya da Google'dan 100 tane yayınlanmış makale okuyun. 99 tanesi bunun mümkün olmadığını söyler. Ya da karbonhidratla desteklenmiş bir beslenmeyle ağırlık antrenmanlarının çok daha fazla verimli olacağı %100'dür. Ya bu bilimsel bir kanıttır. Sen keto ile kaslarını geliştirirsin, ağırlık antrenmanları yaparsın, patlayıcı güç, yüksek nabız gerektiren sporları başarırsın diyen kim varsa inanmayın arkadaşlar. Yapamazsın. Ben bunu tecrübeyle sabit ettim. Yapamazsın. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Neden olmadığını da anlatacağım. Sakin, sakin. Şimdi siz de karar verdiniz. Benim girdiğim yola girmeye karar verdiniz. Nasıl yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, öncelikle kas gelişimi denen olay, yani kasların daha büyümesi olayı, ona sanırım hipertrofi diyorlar. Bu olay kaslara hasar verme,
ve kasların kendisini onarma mekanizmasına dayanıyor. Nasıl hasar veriyoruz? Giriyoruz, yüksek güç, patlayıcı güç gerektiren, nabzı yükselten antrenmanlar yapıyoruz bizi zorlayan. Sonrasında burada kasta hasar oluyor. Yani ertesi gün kalktığınızda böyle her tarafınızın ağrıyor olması, işte bütün et kesmiş olması, bu genelde ertesi gün değil, bir sonraki gün ortaya çıkıyor. Olduğunda bunun tek sebebi kaslara vermiş olduğunuz mikro hasarlardan kaynaklanıyor. Zaten kas gelişiminin de temeli budur. Yani kaslarda hasar yaratıp onarım sağlamak. Evet. Ondan sonra nasıl bir beslenme düzeni oluşturmam gerekir? Bunu aslında tek başınıza biraz zor yaparsınız. Bunun için hani profesyonel birisinden yardım almanızı da tavsiye edebilirim. Ama şu şekilde oluyor. Şimdi ben işte başladım. Her gün düzenli haftanın 5 günü kardiyomu yapıyorum ve haftanın 4 günü ağırlık antrenmanları yapıyorum. Tabii ki o zamanlar ben bu kadar bilinçli değildim. Bu kadar her şeyin farkında değildim. Bu kadar denemiş değildim. Ama sürecim güzel gidiyordu. İlk başladığımda yazmış hoca bana. Oh, mis gibi karbonhidratlar. Ondan sonra süreç de çok güzel gidiyor. Güzel ödem atıyorum. İşte ben kaslarım güzel gelişiyor falan. Ondan sonra benim beynimi karıştırdılar. Aynen işte şu olaylarda olduğu gibi. Ama senin kas yapman için zaten karbonhidrat yemene gerek yok ki. Benim salça gibi oldu. Ya nasıl dedim ya? Bu adamlar yanlış mı biliyor? Bir kafa karıştı. Bu sefer kafa karışınca hani öküzün altında da buzağı aramaya başlıyorsun. Benim 2 ay sürecim süper gidiyor. Ondan sonra güzel kilo veriyorum, güzel sıkılaşıyorum, güzel görünüyorum. Her şey iyi ama işte karbonhidrat düşmanı KDD'ler. Allah Allah. Ondan sonra neyse işte ben hocaya dedim, işte hocam dedim, ben de sanırım dedim işte karbonhidrat ödem yapıyor falan. Ondan sonra dalgalı yapalım Funda Hanım dedi. Dalgalı karbonhidrat yapalım. Onu da anlatacağım nasıl yapacağınızı. Neyse yani bu süreç böyle gitti. Şimdi ben size kafanızı karıştırmadan şöyle anlatıyorum. Ben ağırlık antrenmanları yapmak istiyorum. Patlayıcı güç gerektiren ağırlık antrenmanları yapmak istiyorum. Kas kütlemi arttırmak istiyorum. Daha sıkı, daha fit, daha dolgun görünmek istiyorum. Çünkü ben çok kilo verdim. Germe ameliyatları yaptırmak istemiyorum. Cildimin elastikiyetini tekrar geri kazanmak istiyorum. Daha bakın, germe ameliyatı yaptırdınız. Kesti, biçti. Ama senin cildin elastikiyetini kazanmadı ki. Bakın biz içeriden iyileşmeye çalışan insanlarız. O yüzden bu stratejilerin hepsinin mutlaka bir nedeni var arkadaşlar. Neden yani güç, patlayıcı güç, yüksek nabız gerektiren ağırlık antrenmanları yapıyoruz? Her şey için. Yani sağlıklı uyku için, sağlıklı bir cilt için, sağlıklı bir mental yani ruh durumu için, daha güzel görünmek için, cildimizin elastikiyetini geri kazanması için, her şey için yapıyoruz. Gerekli mi? Değil. Bakın, eğer siz yani lipödem beslenmesini uyguladınız, herhangi bir sarkmanız yok, yağlarınızdan güzelce kurtuldunuz, yapmış olduğunuz bu hafif pilatesleriniz, yogalarınız, yüzmeleriniz, trampolinleriniz, evde yapmış olduğunuz kendi vücudunuz, antrenmanlarınız güzel gitmiş, orada bitirin. Orada bitirin. Hiç gerek yok. Orada bitirin yani. Orada tamam diyeceksin. Tamam, benim artık yaşam tarzım bu. Benim hayatımda düzenli şeylerim var. Sen ne yapabilirsin peki bu saatten sonra? Artık her şeyi bitirdin. Güzelsin, memnunsun. Senin yapacağın şey de aynı. Patlayıcı güç antrenmanları yapacak kişinin şeyleri de aynı. Arkadaşlar mutlaka dalgalı karbonhidrat yapalım. Bakın, karbonhidratlardan korkmayalım. Yani şimdi ketojenik beslenmede, lipödem beslenmesinde karbonhidratlar hep öcü olarak anlattık ama iyileşmeye çalıştığımız için ve bir de sağlıklı karbonhidratlar var. Yani karbonhidratların miktarı ve niteliği çok önemli. Sağlıklı karbonhidratlar da var. Artık tamam, bırakalım karaciğerimizde kaç ay yaptın ketoyu, 6 ay mı yaptın, 9 ay mı yaptın, bırak. Yumuşak geçişle düşük karbonhidratlıya geç artık. Ama neleri sokacağım ben hayatıma? Neleri sokacaksın hayatına? Hayatına sağlıklı karbonhidratları sokacaksın. Nedir bu sağlıklı karbonhidratlar? Kinoa olabilir, kara buğday olabilir,
Tatlı patates olabilir. Yani arada bir patatesini havucunu da yiyebilirsin. Bakın Akdeniz tarzı. Yani artık onda şeker var, bunda şeker var demiyoruz. Senin diyoruz vücudun bunları artık tolere edebiliyor. Sen bunları tüketebilirsin diyoruz. Yani hani birçok mesela sırf karbonhidrat oranı yüksek diye aslında sağlıklı olan besinleri tekrar yavaş yavaş hayatımıza tanıtabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama baktınız mesela düzenli karbonhidrat tüketiyorsun. Yani her gün atıyorum 50 gram bir yulafın var, onu yiyorsun. İşte pirinç, basmati pirinci yiyebilirsin mesela. Bulguru sadece tahıl olduğu için tavsiye etmiyorum. Ama onun dışında sen basmati pirinci çok sağlıklı. Ondan yiyorsun diyelim. Baktın hani düzenli yemede bir açlık atakları oluşmaya başladı. Yani sen düzen tüketiyorsun. Gece yeme atakları bir şeyler başladı. Bu insülin direncinin habercisidir arkadaşlar. Yani insülin direnci oluşmaya başlıyordur. Çok fazla insülin salgılatıyorsundur. Aynı şimdi bunu ben ön olarak anlatıyorum. Artık en son şu sporcu ağır antrenmanlarında anlatacağım. Toparlayıp bitireceğim. O yüzden anlatıyorum bunu. Şimdi önemli olan şey kas gelişiminde önemli olan şey, sen kasa bir hasar yaptıktan sonra ilk yarım saat içerisinde vücut ağırlığının yarısı kadar karbonhidrat ve protein anında tüketmelisin. Ve vücudumuza sağlıklı amino asitler içeren proteinler göndermek zorundayız. O yüzden mesela bu BCAA'ları falan tavsiye ediyorlar. Hani kasların şeyinde tamiratında iyi olduğu için. Ama benim size tavsiyem yani spor yaptıktan yarım saat sonra en geç bir saat sonra hemen bir öğün tüketmek. Yani bunun içinde kara buğday olabilir. İşte 70 kilo ise 35 gram ya da 50 gram kara buğday tüketebilirsin. Hemen yanında da böyle bir 100 gram olsa 25 oluyor. 150 gram hani gibi bir et tüketebilirsin ki bunun amacı hemen bu yemiş olduğumuz karbonhidrat sayesinde insülin salgısını harekete geçirmek. Bakın insülin de aslında çok kötü bir şey değil. Dozunda salgılandığı sürece iyi bir şey. Zaten o yüzden de ben ketojenik beslenmenin lipiden beslenmesinde çok uzun sürdürülebilir olmamasının sebebini insülinin tamamen baskılamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. O yüzden de diyorum ki çok araştırmalarım sonucunda da böyle. Diyorum ki arada iyileşme süreci bittikten sonra mutlaka günlük belirli bir insülin salgısını tüketmiş olduğumuz sağlıklı karbonhidratlarla yerine getirelim ki çünkü insülin hücrelerimize hayati işte şeker, vitaminler, mineraller, mikrolar onları taşıyor. Yani insülin aslında bizim birazcık tedarikçimiz, levazımcımız gibi bir şey diye düşünebiliriz. Tabii ki ketojenik beslenmede sen karbonhidrat yiyorsun ama o kadar yükseltmiyor. Yeteri dozda hücrelerini besleyemiyor olabilir. Yani uzun vadede ketojenik beslenme bence bizim için, biz lipödem hastaları için, hücresel ve mitokondriyal problemleri olan lipödem hastaları için, yani bizim hücresel ve mitokondriyal problemlerimiz var olduğu için, hücre bazında bizim zaten yeteri kadar vitamin ve minerallerimiz bulunmadığından dolayı uzun vadede bence insülin hormonunu baskılamak bizim için iyi değil. Yani birçoğumuz o yüzden zaten saç dökülmesi vesaire yaşıyoruz. Biz bunu yapalım. Hatta dediğim gibi dalgalı karbonhidrat prensibiyle çalışabilirsiniz. Yani mesela 2 gün ketojenik beslenme uygularsınız. 1 gün karbonhidrat tüketirsiniz. Sabah kahvaltısı, akşam yemeğinde canınız ne istiyorsa. İşte bu insülin direncini oluşturmamış olursunuz ya da bir bir yaparsınız. Yani bir gün keto yaparsınız. Ertesi gün keto artı kahvaltıya bir yulaf koyarsınız mesela. Ya da bir işte kara buğday basmati pirinci koyarsınız pilavın yanına. Ya da meyvelerden de faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar meyve konusu da şu şekilde. Her zaman ben meyveleri dedim ya eğer illa tüketmek istiyorsanız sabah saatlerinde tüketelim ama fruktozun mesela sindirimi çok zor yani insülin açısından. Yani o önce bir karaciğeri yorduktan sonra o insülin olaylarına giriyor. O nedenle o konu tam bambaşka bir video konusu. Şimdi ben konuyu toparlayayım, kafanız karışmasın. Ağırlık antrenmanları yapmak istiyorsunuz. Nasıl bir beslenme düzeni uygulamalısınız? Arkadaşlar ağırlık antrenmanları yapmak istiyorsanız öncelikle karaciğerinizin ve kaslarınızın glikojen depolarının dolu olması lazım. Glikojen depolarının dolu olması ne demek? İşte size ağırlık antrenmanlarında enerji sağlayacak olan itici güç demek.
Senin eğer ketojenik beslenme yapıyorsan zaten senin glikojen depoların boş olduğu için fazla bir güç, fazla bir kuvvet gösteremezsin antrenmanlarda. Fazla güç kuvvet göstermesem ne olur ki dediğin noktada da işte kasın ihtiyacı olan hasarı oluşturamazsın. Boşu boşuna indirmiş kaldırmış olursun. O nedenle önemli olan şey ağırlık antrenmanları yapmak istiyorsanız glikojen depoların dolu olması ve ilk defa başlıyorsunuz ve uzun süredir low carb gibi ketojenik beslenme gibi bir beslenme düzeni oluşturduysanız emin olun ki glikojen depolarınız bomboş. O nedenle benim size ilk tavsiyem kendinizi toparlayasıya kadar önünüze verilmiş olan ağırlık antrenmanlarına adapte olasıya kadar. Yani artık düzenli olarak ben bunu yapabiliyorum, hareketlerde zorlanmıyorum diyesiye kadar ağırlık arttırmadan. Yani bir ay boyunca hep aynı ağırlıkla ilk de öldün. Ondan sonra baktın rahatlamaya başladın. Çünkü ilk de öldün çünkü glikojen depoların boştu. Ama doldurdun hem kasların güçlendi hem glikojen depoların doldu. Rahat rahat kaldırmaya başladın. Tam bir ay yaptın. Ondan sonra tavsiyem ağırlığı arttırın. Bir antrenman mesela antrenman programı en az 3 ay yapılmalıdır bence. Zırt pırt antrenman programı değiştirilmez. O antrenman programı yaparsın, vücudun ona alıştırırsın, orada kasını güçlendirirsin. Ondan sonra 3 ay sonra tekrar yeni bir antrenman programına geçebilirsin. O nedenle yaptın. İşte 2 ay geçti mesela ağırlığı da kaldırdın. Tamam iyisin. Ondan sonra bak süreç hoşuna gidiyorsa devam edebilirsin. Çünkü bu hani kütle kazanım evresidir. Bulk evresi diye geçiyor. Ama mesela benim gibi sonuç görmek istiyorsun. Sabırsızsın. Yağ yakman gerekiyor aynı zamanda. Mesela bakın ağırlık antrenmanı yaparak hem kütle kazanımı hem yağ yakımı çok mümkün değil. Çünkü ağırlık antrenmanı yapabilmeniz için belirli bir kalori almanız gerekiyor. Belirli bir enerji şeyini almanız gerekiyor. Kütle kazanımı yapabilmek için. Ama yağ yakmak için de kalori açığı sağlamak gerekiyor. Yani ikisi birbirine ters konular. Bunun adı da body composition diye geçiyor. Ben bunu çok araştırdım. Hem yağ yakımı hem kas yapımı mümkün mü? Çünkü ben çok erken başladığım için hala da yağ yakmaya çalıştığım için bendeki mantık şuydu. İşte kaslarımı ne kadar güçlenirsem kaslarım benim vücudumun fırınlarıdır. Daha çok yağ yakarım. Ama maalesef işin özü öyle değilmiş. Onu da tecrübe ettim. O nedenle hem yağ yakımı hem kas yapımı mümkün değil. Tek bir koşulda mümkün, onu da anlatacağım. Yani ben şimdi sizi şey kabul ediyorum. Diyorum ki işte artık ideal kilosuna ulaştı, ideal yağ oranına ulaştı. Burada kalacak ve buradan devam edecek. İşte o zaman siz hocanızın gösterdiği şekildeki karbonhidrat yüklemelerine devam edebilirsiniz. Yani yüksek karbonhidratlı besleniyorsunuz. Vücudunuzun en az 1,5-2 katı kadar karbonhidrat alıyorsunuz. Vücudunuz en az 1,5 katı kadar protein alıyorsunuz ve 50 gram da yağda kalıyorsunuz. Olayın mantığı bu. Yani benim mesela 1400 civarı bazal metabolizması. Ben 1400 kalori civarında alıyorum. Yani 130 gram karbonhidrat alıyorum. 150 gram galiba. 130-150 gram arası protein alıyorum ve 40 gram 50 gram yağ almaya çalışıyorum. O yüzden de yağ yakımı olmuyor mesela bende. Kaslar güçleniyor. Ama vücutta sulanma olduğu için yani ödeme bağlı, lipödeme bağlı çok fazla bir sulanma problemim olduğu için görünür olmadığı zaman da mutsuz oluyorum. Böyle olunca ne yapacağız? Böyle olunca işte sen diyeceksin ki hocam işte ben definasyon yapmak istiyorum hocam. Benim çok ödemlerim var. İşte ben ödemlerden kurtulmak istiyorum ama güç kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar ben bunu denedim. Hoca dedi ki 2 artı 1 yap Funda dedi. Hani 2 gün keto yap, 1 gün karbo yükle. 2 gün keto yap, 1 gün karbo yükle dedi. Ben 15 rampa 6'da rahatlıkla koşan kadın. Koşudan bahsediyorum bakın. Hiç ağırlık bahsetmiyorum. Hani diyorlar ya enerji patlaması yapıyoruz. Keto ile her şeyi yaparsınız. Uçarız ederiz. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Anlam veremiyorsun ilk başta. Ne oluyor ya bana diyorsun. Uykusuz muyum acaba diyorsun. Hani hiç aklına gelmiyor konu. Senin glikojen depolarını boşalttığın aklına gelmiyor. Ben sabahın altısında gidiyorum. Çatır çatır 15 rampa 6 kilometre 1 saat bana mısın demiyor. Aa, suyu çekilmiş değirmen gibi oldum. 10 rampa 5,5 hız 30 dakika sonra böyleyim. Normalde ben 20 kilonun altına rahat giriyorum. Kilosuz giremedim. Bakın bu konuyla ilgili keto ve ağırlık yazın YouTube'a. Çıkan ilk videoyu seyredin. Aynı tecrübeleri yaşamış. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bir de bu konuya da bir açıklık getirelim.
Şimdi işte ben keto yaptım, şu sporu yaptım, kaslandım, süper. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bakın öyle bir şey yok. Benim oğlum dünyaya kas yapmak için gelmiş çocuk. Çocuk eline alıp bardak alıp şöyle ise biceps kasları gelişiyor ya. Bu çocuk böyle gelmiş dünyaya. Bunun altyapısı bu. Oğlu diyelim bu çocuk bir rahatsızlık geçirdi. İleride bir takım bir şeyler yaşadı. Şişmanladı. Bu çocuk diyet yaptığı zaman kasları yine ortaya çıktığında şu spor yaptım da çıktı diyemeyiz. Bu çocuğun bir altyapısı var. Bakın vücut geliştirmede genetik %80 önemli. Yani genetik yatkınlık diye bir şey var. O genetik yatkınlığı olan insanların bu işi çok kolay başarabilirlerken olmayanlar başaramayabilirler. Ve sen ketojenik beslenme yaptığın zaman yani düşük karbonhidratlı beslendiğin zaman define oluyorsun. Definasyon ne demek? Vücudu kurutmak demek. Vücudu kurutuyorsun. Ne oluyor vücut kurutunca? Altındaki her şey daha görünür hale geliyor. O yüzden de senin kasların daha belirgin oldu. Senin kasların gelişmedi. Sen kas kütlesi kazanmadın yaptığın antrenmanda. Bu mümkün değil. Bu düşük yani şöyle söyleyeceğim. Düşük karbonhidrat beslenen bireylerde yapılan araştırmaları da çok araştırdım. Spor artı keto yapmak istiyorsanız 6 ay ile 1 sene arasında tüketmiş olduğunuz yağ oranını 1,5 katına çıkartarak yani sana hesaplanan yağ 100 ise 150 gram yağ alarak 6 ile 12 ay boyunca eğer ağırlık antrenmanı yaparsanız işte o zaman vücut glikogeninize gidip girip kasların ihtiyacı olan karbonhidratı ketonlardan üretiyor. Arkadaşlar biz bunlar değiliz. Biz Anadolu'da yaşayan orta halli, daha ketosisin ne demek olduğunu bile bilmeyen, lipödemle mücadele eden kadınlarız. O yüzden motivasyon vermek başka bir şeydir insanlara. Yani motive etmek, evet yaparsın demek başka bir şeydir. Ama bir de temel gerçekler vardır. Şimdi ben sana derim ki evet yaparsın ya ketojenik beslenme ağırlık antrenmanında o da oluyor bu da oluyor derim. Yapamazsın. Kendini kötü hissedersin. Senin sürecini baltalamış olurum. Biliyorsunuz her zaman ben size karşı çok gerçekçi oldum. Her zaman hep doğruları söyledim. Arkadaşlar vücutta karbonhidrat yoksa ağırlık antrenmanları hatta yani şöyle söyleyeceğim. Bunu da deneyin. Yürüyüş, eliptik, kardiyo gibi antrenmanları bile zor yapıyorsunuz. Zor yapıyorsunuz. Peki nasıl spor yapmam lazım? Ne zaman spor yapmam lazım? Spor ya sabahları aç karnını yapabilirsiniz. Hani bu yürüyüş antrenmanları yağ yakımını hızlandırabilmek için. Çünkü hani rezervler boş ya. Hiç de karbonhidrat yok. Çatır 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 yağlarını yakarsın sabah saatlerinde yaparsan. Peki o saati kaçırdım. Arkadaşlar spor yaparken yani bu yürüyüş de olabilir, yoga da olabilir, ne olursa olsun en az 2 saat önce yemiş olmanız gerekiyor. Sindirimde herhangi bir besinin bulunmaması gerekiyor. Çünkü sindirim denen olay vücuda çok fazla enerji kaybettirdiği için ve sizin de hali hazırda yapacağınız sporda da enerjiye ihtiyacınız olduğu için öncelikle sebep bu. İkincisi de 2 saat önce zaten yemiş olursanız şu an hali hazırda rezervlerle yaptığınız spor boyunca kullanabileceğiniz bir enerji vardır. O nedenle en az 2 saat. Akşamları yatmadan önce yapabilirsiniz. En son ne zaman yemek yemeliyim? En son yatmadan 3 saat önce yemek yemenizi tavsiye ediyorum. Bir de aralıklı oruçla işte ağırlık antrenmanları arasında yine bir muhalefet var. Şu şekilde aralıklı oruç hani otofaji gerektirir, iyileşme sürecini destekler, yağ yakım sürecini destekler. Çok faydalı bir şeydir aralıklı oruç. Ama ağırlık antrenmanlarıyla kombine edildiğinde ve uzun vadede hep insülin yokluğunda yaşandığı için kas yıkımına sebep olabilir. Yani yapımına engel olabilir diyelim. Yıkımı demeyelim de kas yapımına engel olabilir diye söylüyor uzmanlar. Peki şimdi nasıl kapatalım? Şu şekilde. Şu şekilde kapatalım. Hemen bir özet yapıyorum. Lipödem beslenmesini uyguluyoruz. Lipödem beslenmesini uyguladıktan en erken bir ay sonra yürüyüş, trampolin, yüzme, eliptik gibi kardiyovasküler sistemi harekete geçiren antrenmanları hayatımıza koyabiliriz. Vücudu iyileştirme sürecinde düşük karbonhidratlı lipödeme uygun beslenme takip ederken
Düşük nabız ve dayanıklılık, direnç antrenmanları yapabiliriz. Nedir bunlar? İşte pilatestir, yogadır, reformer'dır, zumbadır, yürüyüş, eliptik, bunun gibi sporlar yapabiliriz. Ağırlık antrenmanları lipödemli bireyler için gerekli midir? Hayır, gerekli değildir. Siz iyileşme sürecini düşük ağırlık ve yüksek tekrar ağırlık antrenmanları yaparak kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Bu da mümkündür. Peki ben hani beton gibi bir vücut istiyorum. Bu ketojenik beslenmeyle ya da lipödem beslenmesiyle mümkün mü? Hayır, mümkün değildir. Çünkü kasların kendini tamir edebilmesi için, kasların kendini iyileştirebilmesi için, onarabilmesi ve gelişebilmesi için en temel besini karbonhidrattır. İkincisi de proteinlerdir. Bunlar da belli amino asitlerdir. O nedenle ortamda karbonhidratın olmadığı, yani insülinin kaslara glikojen, glikoz taşımadığı bir döngünün, prosesin içinde kas gelişiminden bahsedemeyiz. Sporla ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Çünkü video bayağı bir uzun oldu tahmin ettiğimden. Umarım kafanız karışmamıştır. Bunun altına da yazabilirsiniz konuyla alakalı sorularınızı. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Öpüyorum hepinize.